Sendeyim. Bir Sevdadır Karadeniz'de Ramazan özel programımıza başlıyoruz. Bir defa kullanmışım. İsmi? Mavi Karadeniz TV, bizi onurlandırdınız, şereflendirdiniz. İyi ki varsınız diyoruz yani. Sen oyundan büyük işlere karışıyormuşsun. Oyundan büyük işlere karıştığın yere doğru gidelim de uzun pide yapıyorum. He tamam. Ona bir göre bakın, boyundan büyük. Abi özel oldu pide. Arkadaş boyundan büyük bir iş yapmış da. Evet Miray'ım abi, bu size özel oldu bugün. Sıkıntı yok. Efendim? Türk'te iş ilişkileriniz nasıl efendim iş? Ahmet Bey'i nasıl bilirsiniz? Ahmet iyi bir dostumdur, arkadaşımdır. Geçmişte de çok dostluklarımız vardı. Hala devam ediyor. Selamünaleyküm Yönetim Kurulu Başkanlarımız. Nasılsınız? Usta şoför. Bu arada Avrupa 2016 Rally Şampiyonu kendisi. Saatte 280 km alçaktan uçuyor. 2016 yılının milli gururumuz var. Bıraktınız mı o şey? Bıraktım. Usta selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nerelisin? Rize. Rize Çayeli mi? Rize Merkez. Buradan alıyor herkes. Şu mükemmelliğe bakar mısınız ya? Adamlar yapmış ya. Ayten aldı, Gülten aldı, Nurten aldı. Sen de al. Kolay gelsin Müdür Hanım. Teşekkür ederim. Siz neydi efendim? Ben Zira'yım. Türkmenistan'da sizi tanımaları için şu maskeyi bir dakikalık indirip görsünler seni bir. Annenin babanın adı neydi? Muhammed Züleyha. Annem baba sizi çok seviyorum. Size selamla gönderiyorum. Pideler bayram etsin mideler. Buyurun karnınızı iftarda doyurun. Bir selam gönder Türkmenistan'a. Maskeyi de hafiften. Selamlar söylüyor. Maskeyi şöyle görsünler. Bir selam kadar şöyle şey yap, bir selam et. Türkmenistan'a selam söylüyorum. Hocam tanesini kaça yaptırdın? 5 milyara yaptırdım. İşiniz gücünüz yok mu ya? Başka işimiz yapın. Efendim maşallah, gerçekten şu fırının kokusu benim içimi dışımı öyle bir rahatlatıyor ki maşallah ya. Yani iftara da zaten az kaldı, şurada Allah'ın izniyle burada şimdi beleşe getireceğiz çaktırma. Sütün uğruya bunu ne kadar da Ahmet'e benziyor bizim. Ne kadar da Ahmet'e benziyor. Bizim Ahmet'e çok benziyor. Nereye evet. Sütün uğruya ya. Ta buna da bayılır bu arada. Anlamadım. Dur. Hocam nasıl yani bu Samsun yaralı, yarı Samsunlu dedin. Nereden oldu? Hanım Samsunlu benim, Ladikli. Hani Temel'e sormuşlar ya neresin dedi. O da demiş ki hanım neresi, ben de oralıyım demiş yani. Aynı bu hesap işte ya. Hayırlı mutlusun inşallah. Bu arada memlekete ne zaman gidiyoruz memlekete ya? Siz de en yakın zamanda Ramazan bayramına birlikte gidiyoruz. Unutmayın kesinlikle ha. Gideceğiz. Köyümüzün dağın taşını gezeceğiz. En son Aydere gittim. Gün doğduğu çektim ama oraya gelmedik. Furkan az önce sordun köyün nasıl bir köy diye de eksik anlattı size. Nasıl? Köyümüz iki dağın arasında cennet diyelim. Tabii. Efendim kaç kere çekime geldik, valla ben şu anda şok oldum. Ön taraf şehir, arka taraf bildiğimiz Rize'nin köyü. Hocam burayı niye bizden sakladınız ya? Tavukları yiyeceğim diye mi korktunuz yani? Gizli bahçemiz. Bu arada Mehmet abimiz, Mehmet Türk abimizin maşallah 10 parmakta 10 marifet. Deniz ulaşımında usta şoför. Hayır, herkes şoför olamaz. Deniz ulaşımında şoför de kaptanı mı oluyor? Usta şoför deniyor yani. Evet hocam, kaç yıllık deniz kaptanlığı yapıyorsun? Ben kaptan falan değilim. Kurban. Şu yavru kuzeye bakıp da geleyim mi o zaman, bir dur. Horoz atlar mı? Yok. Aman ha, horoz bana atlamasın. aman sakata gelin. Sakin olun, sakin olun oğlum. Aa, dur bir dakika. Savaş. Ooo. Evet sevgili izleyenler, Avrupa Şampiyonası'nda horoz dövüş Avrupa birincisi başladı. Saldırıyor değil mi? Saldırması iyi yani neden? Evet efendim, Avrupa Şampiyonası'nda hazır. Efendim bir saattir başını bekliyorum şu anda. Baba şu hareket tavuğun yumurtlayacağını işarettir efendim. Yalnız yarım saatten bir saate geldi neredeyse, hala yumurtlayacak, yumurtlamıyor ya. Acaba dıkanıklık mı oldu? Ne oldu bilmiyorum. Zeytinyağı mı içirsek? Ne yapsak ya? Yumurta mı? Bekliyoruz ya. Ben yumurta almadan gitmem. Ben anlamam ya. Gezen yumurta yiyeceğim ben ya. Pideli yumurta yiyeceksin, onu bekliyorum. He, pideli yumurta üstüne şey yapacağım. Hem de gezen yumurta hani. Belki çift yumurta. Belli olmaz yani. Hadi bakalım. Ya bunlar hani baktık kümesi, o yumurta ne kadar, ağaçların diplerine bakalım belki yumurtlamışlar. Ağaçların diplerinde doluyor yani, yumurtluyorlar ağaçların dibine, bakıyoruz. Bir bakalım. Zaman zaman buluyoruz o ağaçların dibine. Boğazın dibinde yok. Aa burada varmış bak. Lan buraya yumurtlamışlar lan. Burada varmış. Hafif gülüp gibi yani. Kim bilir yani, dur baksana benim. Gezen yumurta değil mi bu, harbi gezen? Gerçek yumurta bu. Şu cebe indirek bu, tamam o zaman yumurta. Aa burada da varmış. Burada da varmış. Bak Oo, iki tane varmış. Bir dakika burada. Beyler. Bak burada iki tane varmış. Bak iki Aha. tane varmış Mülayip. Şansına demek ki ya. Ya maşallah ya. Yani. Yani ağaçların diplerinde yani başka insan meyve toplar, biz yumurta topluyoruz ya. Evet.
pideyi kurtarıyor. Şimdi evet, pide üstü. Üzerine kır onu. Efendim yumurtalı pidemiz hazır Allah'a şükür. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet usta. Benim yumurtalı pidenin yumurtasını getirdim usta. Tamam. Benimkisi bol yumurçayla olsun bak. Evet efendim şimdi usta bizim yumurtamız ama şey soğanlı ve yumurtalı olsun. Heh. O gezen yumurta bak. Bakalım nasılmış, gezmiş mi, kırmızı mı? Hepsini koy. Oo! Harika. İşte yumurtalı ya. Arkadaş 550 tane pide geçti herhalde, bu 556. geliyor. Arkadaş kazan geniş, Şerafettin Yaylası gibi çek çıkart çıkart. Bizim çıkmadı daha ya. Niye çıkmadı bizim hocam? Evet, sizin için özel yaptığımız gezen tavuk yumurtasından yaptığımız pide çıkıyor şu anda. Normalde standartta böyle yumurtalı pide yok değil mi hocam? Normalde standartta bu şekil yok. Yani sarısını alıp üstüne sürüyoruz ama siz istediğiniz için size özel yaptığımız bir pide. Göster abi yumurtasını. Maşallah. Afiyet olsun. Hocam ben bunu bana yerim tereyağına. Abi şimdi olmaz iftardan sonra. Öyle yapacağız ama. Zaten ya. İftardan sonra. Orucu da Allah'a şükür yani. Bravo. Heyecanlar doğrultuda. Evet. Efendim hayırlı günler. Gülaş alıyorsunuz. Evet. Ya her şey alıyoruz buradan. Aa, yıllardır. Bak. Kaç yıllık buranın müşterisiniz? 15. Evet. 15 yıl. Evet. Maşallah. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam nerelisiniz? Giresun Tirebolu. Oo, buradan Giresun'a selamlar, saygılar. Selamlar herkese. Kardeşiniz mi? Kızım. Maşallah. Hocam Ramazan pidesi almaya mı geldiniz? Evet. Evet. Devamlı geldiğimiz fırınımız. Nasıl, herhangi bir sıkıntımız yok. İsmail abiyle karşılaştınız mı burada? Şimdi pide mi alacaksın yoksa tatlı mı? Tatlı aldım. Pasta aldım. Herkes evinde durdum. Evet, sağlıklı bir ortamda, sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Pideler arası geliyor pideler. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.